Herkes aynı diziyi öneriyor. Gidin Gossip Girl izleyin, bunlar boş. Neredeyse hiçbir kanal yeni bir diziye beni başlatamadı. Hepiniz Netflix'teki öne çıkan gençlik dizilerini anlatıyorsunuz. Yeni bir şey anlatmıyorsun. Ben zaten her gün anlattığın dizileri Netflix'te görüyorum. Yeni bir şey anlat. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir yıl önce, bir yıl kadar önce bir tane video paylaştım. Gençlik dizisi önerdiğim bir video. Ve bunun altına gelen yorumları da az önceki gördüğünüz üzere okudum birkaç tanesini. Bazı insanlar dizi önerilerimi beğendi, bazıları ise insanların hep aynı dizileri önerdiğini falan söyledi. Bugün sizlere artık çoğu kişinin önermediği, daha doğrusu izlemediği bayağı böyle küçük bir seyirciye sahip olan diziler önereceğim. Çünkü popüler diziler önerince linç yiyorum. Kötü yorumlara inat, dizi önermeye devam ediyorum arkadaşlar, evet. Bugün sizlere 3 tane dizi önereceğim. Bu 3 dizinin de sadece 1 sezonu var şu an. Ve bunlardan sadece bir tanesi Netflix'te. Artık size yani bulabildiğim en küçük seyircili diziler buldum. Netflix'te olsa bile çok küçük bir seyirciye sahip olan bir dizi önereceğim. O zaman evet, hemen başlayalım. Şimdi ilk dizimiz bir yıl önce paylaştığım videoya birazcık da tema olarak uyumlu bir dizi. Dizinin adı Freaks and Geeks. Hikaye şöyle, iki tane arkadaş grubunu izliyoruz. Biri Freaks denilen, biri de Geeks denilen arkadaş grupları. Freaks denilen grup daha böyle bad boy, bad girl tavırlarına takılan grup. İçerisinde, bu Freaks grubunun içerisinde tanıdığınız isimler var. Seth Rogen, James Franco. Nasıl unuttum bilmiyorum ama How I Met Your Mother'dan Jason Segel ve Linda Cardellini de var Freaks grubunda. Şimdi başlangıcı bu dizi. Özellikle hani genç James Franco var ki... İşte Freaks grubu bu. Ama konu da aslında şöyle, bu Freaks grubuna Lindsay ekleniyor. Lindsay daha böyle aslında geek olan, yani daha inek tipli bir kız ama bir gün herkese karşı olduğundan ötürü gidiyor Freaks grubuna dahil olmaya çalışıyor. Ve aslında bunu izliyoruz. Bir de yan plot olarak Geeks grubu var. Geeks grubunda Lindsay'nin kardeşi var ve daha inek tipli, daha 9. sınıf öğrencileri var. 9. sınıf öğrencileri bir şey demek istemiyorum ama daha böyle ezik grup var. Böyle bir konusu var. Böyle ilerliyorlar. Aslında normal bir gençlik yaşamını izliyoruz. İçinde dramalar var falandır filandır. Sadece bir sezonu var. Bir sezondan sonra iptal ettiler diziyi. Ve ben öneriyorum. Güzel bir dizi. Şimdi ikinci önereceğim dizi, bu az önce anlattığım Freaks and Geeks dizisine göre çok daha karanlık, çok daha depresif. Şimdiki önereceğim dizi Years and Years diye bir dizi. Netflix'te yok. Şöyle bir konusu var. Black Mirror'ı düşünün. Black Mirror biliyoruz zaten, hani gelecekte, yakın gelecekteki olabilecek kötü felaketli olayları anlatıyor. Her bölüm farklı bir şeyi anlatıyor. Years and Years farklı birazcık daha bundan. Yine yakın gelecekte olan, hatta 2019'dan itibaren başlıyor sanırım olaylar. 2019'dan itibaren başlayıp İngiltere'de yaşayan bir aileyi konu alıyor. 6 bölümü var. Bir sezonu var. Bir sezonundan sonra iptal etti BBC. Yani çok fazla spoiler vermek istemem ama şunu uyarayım, diziye öyle girin. Gerçekten depresif. Hani dünyanın ne kadar kötü bir şekle büründüğünü görüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi aslında diyorsun. Çünkü olabilecek şeyleri sıralıyor sana. Black Mirror'dan daha çok sevdim sanırım. Çünkü karakterlere daha çok bağlanıyorsun. Çünkü hani bir aileyi izliyoruz. Bir de hani yakın geleceği, çok yakın geleceği anlattığından ötürü birazcık da korkunç geliyor. Ve aynı zamanda tarih kendini tekrar eder. Bazı olaylar geçmişte yaşandığı için şu anda da olabilir. Yani inanılmaz depresif bir dizi aslında. Eğer Black Mirror seviyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir dizi. Hani inanılmaz bir dizi. Eğer bu diziyi de izlediyseniz lütfen aşağı yorum atın. Çünkü arkadaşlarımdan hiç kimse izlememiş. Lütfen gidip izleyin. Konuşalım, tartışalım. Ve bugün önereceğim son dizi de bu aralardan önerdiğim dizilerden tek Netflix'te olanı ve tek geleceği olan bir dizi. O da Russian Doll. Russian Doll'u eminim ki görmüşsünüzdür. Hani bu aralarından hani duyduğunuz bir dizi olmasını bekliyorum. Russian Doll şunu anlatıyor. Nadia diye bir kadını izliyoruz. 36 yaşındaki doğum günündeyiz. Kadın bir tuvalette kendini işte elini falan yıkarken bir anda karşı çıkıyor kadın. Ardından işte doğum gününü yaşıyor. Bütün şeylerini yapıyor. İşte bütün doğum gününde yapacaklarını yapıyor. Sonrasında araba kazasında ölüyor. Araba kazasında öldükten sonra bir anda tekrardan bizim o Nadia'yı ilk gördüğümüz noktada, yani tuvalette tekrardan uyanıyor. Ve olay şu, bu 36 yaşındaki doğum gününü tekrar ediyor. Hep. Ölüyor ve tekrar ediyor. Ölüyor ve tekrar ediyor. Yani öldükten sonra hep aynı noktaya geri gönderiliyor. Bu kesinlikle Groundhog Day veya yeni çıkan Palm Springs gibi filmleri beğendiyseniz bunu izlemeniz lazım artık. Yani izlemediyseniz Netflix'te var, yani elinizin altında direkt. Artık elinizin altında mı onu da bilmiyoruz ama
bölümden 25 dakika kadar. Komik bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor. Evet ama komik olmasından dolayı kesinlikle ilerleyebiliyorsunuz. Sıkıntı çekmiyorsunuz diziyi izlerken. Böyle bunalmıyorsunuz. Ay hep bir tekrar edecek, hep bir tekrar edecek diye. Çok iyi bir dizi. Öneririm. Evet. Evet, bugünkü önereceğim diziler bu kadardı. Artık bu dizilere de bunu izledim ve popüler diziler öneriyorsunuz diye gelirseniz yani artık benim elimden bir şey gelmez yani. Ne diyeyim size bilemiyorum artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi bu dizileri izlediyseniz yorum atın, konuşalım. Çünkü arkadaşlarımdan Russian Doll'u izleyen var ama diğer ikisini izleyen yok. O yüzden hani lütfen dizileri izleyin, yorum atın. İzlediyseniz de yorum atın. İzlemediyseniz de yorum atın. Yorum atın. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.